Doğan, yani inan bana bu şekilde terfi etmeni istemezdim ama eğer bu odada çalışamam diyorsan söyle bana. Yok müdürüm. Ayşe komiserinden çok şey öğrendim ben. Onun yadigarını korurum. Pekala. Bir yerleş bakalım, konuşuruz sonra. Tamam müdürüm. Ömer'in aracının altından motorun parçası düştü. Mezarlıktaki adam Ozan ve Ömer'i gördü. Ben neden böyle oldu anlamadım. Hakim Ömer Bey'in bu davaya yaklaşımı daha farklı olacak diye düşünüyordum. Savcım, inanın ben de öyle düşünüyordum. Yani kendisini çok uzun zamandan beri tanıyorum biliyorsunuz ve anlam veremiyorum. Açıkçası Serhat'ın tanıklığını da çok fazla ciddiye aldığını düşünmüyorum. Gel. Sayın savcım. Gel Doğan, gel. Size önemli bir şey getirdim. Ne bu? Ayşe komiserin masasında gizlenmiş bir şekilde buldum. Sanırım kendisi için önemli not alınmış bir şey. Yani normalde böyle şeyleri kurcalamam ama medyaya baktığımda içindeki notların önemli olabileceğini düşündüm. O yüzden size getirdim. Yasemin. Yasemin. Zahmet etmişsin. Bence bunları Azem'in eşine vermelisin. Tebrik ederim, oğlunuz kurtuldu diye. Ama yapma böyle Yasemin. Olur mu öyle şey ya? Oluyor Ömer. Gayet de oldu. Ya önüme sürekli duvar koyuyorsun. Bu çocuğun suçlu olduğunu bile bile bana bunu yapıyorsun. Bir oturalım biz, bir konuşalım önce. Bir sakin olalım, oturalım konuşalım, evet. Peki. Benim burada olmam biliyorsun etik olarak doğru değil. Gelmeseydin o zaman Ömer. Ben şu anda karşı tarafın avukatıyla değil, tarafsız olması gereken hakimle mücadele halindeyim. Neyse, yarınki duruşmaya çalışmam gerek. Ben ama olabildiğince tarafsız olmaya çalışıyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi Ömer? Şu anda gerçekten parmağımı bu yüzüğü takan adamı tanıyamıyorum. Daha fazla gerilmemek için konuşmayalım, olur mu? Git diyorsun ya. Senin de dediğin gibi belki de burada olman yanlıştır. Eğer öyle iyi hissedeceksen kendini,